Bu kanalda ağırlıklı olarak yatırımcılıktan bahsediyoruz ama girişimcilik de bir o kadar önemli. Çünkü para kazanmamız güzel, kendi işini yapmak müthiş zevkli bir iş ve çok da fırsatlar var. İnanmıyorsanız YouTube üzerinden 1,5 milyar dolar servet edinmiş Mr. Beast'in hikayesini dinleyin benden. 120 milyon üzerinde takipçisi var onun YouTube'da, tam bir fenomen. Ama parayı sadece buradan kazanmıyor, bu takipçilerle derin bir ilişki kurmuş durumda ve bu derin ilişkiyi paraya çevirecek başka girişimci fikirleri var. YouTube'dan çıkan ilk dolar milyarderi sadece 1 milyarda değil 1,5 milyar dolar ve inanılmaz enteresan bir hikayesi var. Çok da genç birisi. 13 yaşından beri YouTube videoları yapıyor. Artık bugün geldiği noktada sadece bir YouTube şampiyonu değil, aynı zamanda bir iş imparatoru. Hikayesi çok size ilham verecek, çok ilginizi çekecek eminim. Hazırsanız başlıyoruz. Mr. Beast'in gerçek ismi Jimmy Donaldson. 13 yaşında ilk videolarını yapmaya başlamış. O zaman abisinin bilgisayarında videolar yapıyormuş ve temelde Counter-Strike oyununda neler yaptığını paylaşıyormuş. Bir şekilde kendi küçük bir kitle edinmiş fakat büyüme hikayesi aslında son derece enteresan. Bir gün bir türlü yeterince büyüyemediğini düşünüp değişik bir şey yapayım demiş. Kameranın karşısına geçip 40 saat boyunca hiç uyumadan birden 100 bine kadar saymış. Video nedense çok ilgi görmüş ve bu ilgiyi görünce bir reklam veren gelmiş. Demiş ki biz sana bir reklam vermek istiyoruz. Buradan da 10 bin dolar kazanmış. Bu 10 bin dolar alıp bir güzel yiyeceğine öyle yapmamış. Gitmiş bir evsiz insana hediye etmiş. Ve bütün bunları YouTube'da canlı yayınlamış. Bundan sonra da birdenbire popüler hale gelmiş. O gün bugündür de Mr. Beast aslında videolarında para dağıtıyor. Video başı 2-3 milyon dolar para harcıyor. Bunun bir bölümü prodüksiyon masrafı ama her seferinde o videoya katılan insanlara bir takım ödüller veriyor. Yılanlarla dolu bir çukurda şu kadar saat kalırsan sana 100 bin dolar. Bir jet uçağına elinizi değin ve asla bırakmayın. En sona dayanan 500 bin dolar kazanır. İşte böyle ödülleri var ve son derece eğlenceli videolar bunlar ve bu videoları öyle bir özenle yapıyor ki insanlar kendisine hayran. Ben onun YouTuber becerileri üzerine bugün çok durmak istemiyorum. Esas hikaye o YouTube'da elde ettiği muazzam kitleyle işler kuruyor olması, bunları bir girişimciliğe döndürüyor olması. Forbes dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre Mr. Beast YouTube'dan 2021 yılında 50 milyon dolar üzerine para kazanmış. 2022'de bunun 100 milyon doları geçeceğini düşünüyorlar. Ama asıl gelir kaynağı veya servetin kaynağı burası değil. Mr. Beast kitlesine yeni ürünler satmayı beceriyor. Mesela Shop Mr. Beast diye Shopify üzerinden çalışan bir dükkanı var. Burada özellikle ağırlıklı tekstil ürünleri, şapkalar vesaireler satıyor. Feastables ismini verdiği bir şekerleme markası var. Snackler satıyor burada yine Shopify üzerinden. Aynı zamanda Walmart'lar üzerinden. Bir de son girişimi Mr. Beast Burger var. Burada da insanlar hamburger satıyor. Ve bu üçünü bir araya getirip bir de üzerine YouTube tarafındaki gelirlerini koyduğumuzda 1,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştığına inanılıyor. Zaten şu anda da yaptığı işin %10'unu satarak oradan 150 milyon dolarlık içeri para almak istiyor. Bu parayla da daha da iyi videolar yapmak istiyor. Çünkü Mr. Beast diyor ki önümüzdeki 5-10 yıl boyunca YouTube'un en çok izlenen videolarını yapmaya devam edebilirsek önümüzde bambaşka fırsatlar var. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda Mr. Beast'in ilk hamburger dükkanı açılışını görüyoruz. Bu dükkandan önce sadece internetten satış yapıyormuş. 5000 üzerinde noktadan artık fiziksel dükkan açmaya da karar vermiş ve kalabalığı görüyorsunuz. O gün o alışveriş merkezine tam 20.000 kişi gelmiş Mr. Beast'i görmek için ve 10.000'e yakın hamburger satmışlar. Alt üstü hamburger fakat işte kitlenizle derin ilişki varsa böyle sonuçlar alabiliyorsunuz. Mr. Beast'in başarısı hiç de tesadüfi değil bu arada. Çok analitik ve çok çalışkan birisi. Yayınladığı her videodan sonra izleyicinin tepkilerini ölçmeye çalışıyor. Video analitiklerine bakıyor. İnsanlar nerede koptu, nerede bıraktı. Başka YouTuber'larla bir araya geliyor. Onlarla fikir alışverişi yapıyorlar ve her seferinde çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak YouTube kanalının çok güçlü kalmasını sağlıyor. Ve bu güç onun aynı zamanda başka alanlardaki ticaretini de önünü açıyor. Mr. Beast'in artık Kuzey Carolina'da devasa stüdyoları var ve burada çok büyük prodüksiyonlara imza atıyorlar. Ama aslında başlangıçtaki temel fikre hala sadık. İnsanlarla ilişki kur, onlara para dağıt, onları hem eğlendir hem de servet kazanmalara yardımcı ol ve mümkün olabilen en iyi videoları yap. Bütün paranı videolara harcamaya devam et, olabilecek en iyi prodüksiyonları yap. Onun temel mottosu bu. Bu derin ilişkiyi yaratıcı pazarlama faaliyetleriyle birleştirince her şey satabilen bir insana dönüşmüş durumda. Feastables ismini verdiği şekerlemeleri Walmart'larda bu sene satmaya başlamış. İlk 72 saatte tam 1 milyon şekerlemeyi satmayı becermiş. Çünkü kitlesi onu çok seviyor, onun söylediklerini duymaya hazır ve o kitleyle buluşmanın yaratıcı yollarını buluyor. Mesela Feastable şekerlemelerin tanıtımını yaparken öyle işte böyle bir şekerleme çıkarttık gidin alın dememiş. Wonka çikolata fabrikasının taklidini yapıp kendi tesislerinde orada çok eğlenceli bir video çekmiş. Aynı zamanda o videoya katılan insanlara da ödüller kazandırmış. Onun sırrı işte burada ürünü tüketiciyle buluşturmayı da yine bir hikaye içerisinde yapıyor ve insanların o hikayeye aktif olarak katılımını sağlıyor. Wonka çikolata fabrikasındaki ödüller neler? Tesla'lar, ömür boyu çikolata hediyeleri, para ödülleri, hepsi birbirinden güzel ödüller ve tabii ki
Beast'le hem bu ödülleri kazanmak istiyor hem bu ödülleri kazanan insanların hikayelerini merak ediyor ve Mr. Beast de orada bir yandan şekerlemelerini başarıyla satmış oluyor. Çok başarılı kampanyalar bunlar. Nitekim Feastable'ın ilk 3 aydaki satışının 10 milyon doları geçtiğini biliyoruz. Mr. Beast bu pazarlama başarısını YouTube bilgisine dayandırıyor bu arada. Mesela YouTube'da videonuzun izlenmesi için kapağın tasarımı çok önemlidir. Oradan yola çıkıp ambalaj tasarımı nasıl olsa ona karar veriyor. YouTube'da kitlesinin videoları izleme düzenini çok yakından takip ediyor. Sürekli veri topluyor. Aynı şeyi fiziksel ürün satışlarına da yapıyor. Müthiş veri odaklı birisi. Çevresinde de böyle bir ekip var ve datayı sürekli analiz ediyorlar. Bu sayede pazarlamada çok başarılı oluyorlar. Ve Mr. Beast daha yeni başlıyoruz diyor. Çok yeni ürünler devreye alacağız diyor. Hamburger zincirini büyüteceğiz. Feastable'ı başka ülkelere yayacağız ama başka ürünleri de gama alacağız. Çünkü diyor YouTube'un en çok izlenen videolarını yapmaya devam edebilirsek, bunu başarırsak izleyicilerimiz bizi çok sevmeye devam edecekler. Biz de onların ihtiyaçlarını karşılayan, onlara en iyi ürünleri, hizmetleri sunan dev bir markaya dönüşeceğiz. Artık o bir YouTuber değil, o artık çok başarılı bir iş adamı. Bu hikayeden tabii çıkarılacak çok ders var. Biz işte buna yaratıcılık ekonomisi diyoruz. Yani bir şey yaratabiliyorsan ve bunu YouTube gibi bir takım platformlar üzerinden izleyicilerine beğendirebiliyorsan, onlara yeni şeyler satman mümkün. Onlara yeni işlerle karşılık vermen mümkün. Belki onların yanına yatırımcı olarak alman da mümkün. Mühim olan ürettiğin şeyin güzel olması, insanlarla derin ilişki kurması, onlara saygı göstermen, onları mutlu etmen. Mr. Beast bunun ilk örneği ama başka örnekleri çıkacaktır. Nitekim şu anda da pek çok YouTuber'ın kendi kahve markalarını çıkarttığını, kendi konfeksiyon markalarını çıkardığını görüyoruz. Ama hiç kimse olayı Mr. Beast kadar büyük düşünmüyor. Ben hepinize girişimci olmanızı öneriyorum. Bir yerde çalışıyor olsanız da ufaktan girişimci olun. Kendinize bir kitle inşa edin aynen Mr. Beast gibi. Sonra o kitlede yapılabilecek şeylere bakın. Ben kendi de bir YouTuber olmaya çalışıyorum. Küçük bir kitlem var. Mr. Beast'le hiç kıyaslanacak bir şey değil ama ona rağmen buradan para kazanıyorum. Niye? Çünkü buradan Haddini Aşk Kulübü'ne müşteri geliyor. Buradan mentorluk hizmetleri geliyor. Buradan danışmanlık işleri geliyor. Ve bu YouTube varlığımı başka yerlerde paraya dönüştürebiliyorum. O yüzden içerik üretmek, insanlara katkıda bulunmak, onlara değer sunmak müthiş bir şey. Bu hem tatmin edici bir mesele hem de tıpkı Mr. Beast örneğinde olduğu gibi muazzam para kazanma fırsatlarını önüne açacak bir şey. O halde ne duruyorsunuz? Ne içerik üretebilirim? İnsanlara ne değer katabilirim? Mr. Beast olma yolunda ben neler yapabilirim? Şimdiden kafa yormanız gerekiyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Yorumlarınız, sorularınız varsa aşağıya ekleyin. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, girişimci kalın. Görüşmek üzere.